Siz değerli engelsiz medya takipçilerimiz, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Göz hastalıklarından tavuk kararası yani gece körlüğü hastalığı olan kişiler malulen emekli olabilir mi? Bu konuya derinlemesine değinmeden önce kısaca başlıkları altında birkaç maddeyi sizlerle paylaşarak bilgilendirmek istiyorum. Malulen emeklilik nedir? Malulen emeklilikte aranan hastalıklar hangileridir? Emeklilik için aranan şartlar nelerdir? Malulen emeklilik başvurusundan önce dikkat edilecek hususlar nelerdir? Malulen emeklilik için izlenecek yollar nelerdir? Evet arkadaşlar, malulen emeklilik nedir? Kısaca meslek hastalığı, iş kazası ya da tedavisi olmayan hastalık nedeniyle çalışamayacakları hale gelmeleri nedeniyle uygulanan emeklilik işlemine malulen emeklilik diyoruz. İkinci maddemiz malulen emeklilikte aranan hastalıklar hangileri? Evet, bunlar önemli kriterler arkadaşlar. Çünkü bizlere gelen sorular içerisinde de özellikle tavuk kararası, gece körlüğü yani retinitis pigmentosa hastalığı malulen emeklilik kapsamına alınmıyor şeklinde mağduriyet yaşayan RP'li arkadaşlarımız var. Onları bilgilendirelim. Hastalık isimleri kanser, epilepsi, göz hastalığı, az görme, retina kanamaları, demans, beyin tümörleri, Parkinson sendromu, serebral palsin, MS, zeka gerilikleri, şizofren, bipolar hastalığı, yardımsız ayakta duramama, denge bozuklukları, İşitme kaybı, anemi, kol ve bacak gibi organ kaybı, Behçet hastalığı, mide ve bağırsak kanamaları, karaciğer sirozu, karaciğer nakli, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp nakli, böbrek nakli, akciğer nakli, AIDS gibi hastalıklar malulen emeklilikte aranan hastalıklardan belirtilmiştir. Diğer üçüncü maddemiz emeklilik için aranan şartlar nelerdir? Malulen emeklilik için ilk ve en önemli şart iş gücünüzün en az %60 kayıp olduğuna dair Sağlık Kurulu raporudur. Diğer bir şart da sigorta yıl ve prim gün sayısıdır. Bunda da son 10 yıl ve 1800 gün prim sayısı şartı aranmaktadır arkadaşlar. Diğer dördüncü maddemiz malulen emeklilik başvurusundan önce dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sizler bu hastalıklardan birine sahipsiniz. Keşke olmasak tabii. Allah beterinden korusun. Bu hastalıklardan müzdaripsiniz. Sigorta yıl ve prim sayınız uyuyor. Raporunuz da uyuyor. İlk başvurunuz için yapmadan önce mutlaka emeklilik aylığı alabilmeniz için de sigortalı işte çalışıyorsanız ayrılmalısınız arkadaşlar. Eğer Bağkurlu iseniz de iş yerinizin faaliyetine son veriyorsunuz önce. Daha sonra da ayrılıyorsunuz. Önemli ek bir bilgi olarak da şunu söylemek istiyorum Bağkurlar için. SSK'ya genel sağlık sigortası priminiz de dahil olmak üzere herhangi bir primle ilgili tek bir lira bile borcunuz olmaması gerekiyor. Beşinci maddemiz malulen emeklilik için izlenecek yollar. Belirttiğimiz hastalıklardan birine sahipseniz bulunmuş olduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya merkezine yazılı başvuruluyorsunuz. Yazılı başvurunuzun akabinde yetkili sağlık kuruluşları sağlık kurullarına sevklerinizi yapıyorlar. Yapılan bu sevkten daha sonra durumunuza dair rapor incelenecek olup SGK Sağlık Kurulu'na karar verip maliyet durumunuzu karara bağlıyor arkadaşlar. Evet. Bu kriterleri böyle kısaca bilgilendirmek istedim değerli arkadaşlar. Şimdi bu hastalıklardan asıl konumuzun başlığı tavuk kararası hastalığı olan
Hastalar muayenen emekli olabilir mi? Evet, olabilir arkadaşlar. Bunun emsal teşkil eden birçok RP tavuk karısı hastası olan arkadaşlarımız muayenen emekli olmuşlardır. Buradaki hastalıklarda az görme, göz hastalığı, retina kanamaları gibi kapsam içerisine girmektedir. Bunun hastalığın bazen doğuştan, bazen sonradan olma halleri söz konusudur. Zaten sevkinizde ve raporunuzdan sizin alacağınız elektroretinografiniz, görme alan testleriniz, bunlar sizin hastalığınızın, görme alanınızın, yaşınız itibarıyla ne kadar etkilendiğinizi gösterecek tetkiklerdir arkadaşlar. Çünkü halk dilinde baktığınızda genelde insanlar ve toplumumuz tavuk karısı hastalığını doğuştan olarak bilirler. Bu konuda siz lütfen haklarınızı arayın, araştırın. Tavuk karısı hastaları da malulen emekli olma hakkına sahiplerdir. Hepinize sağlıcakla, esenlikler dolu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.